Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasından günaydın sevgili seyirciler. Yaşar Erdinç hocamızla beraber bir sabah daha birlikteyiz. Ve piyasalardaki son durumu konuşacağız. İlerleyen günlerde bizi piyasa meraklılarını neler bekliyor onları soracağız Erdinç hocamıza. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkürler Evren. Hemen bugünkü duruma bakalım. Dün akşam borsa nasıl kapandı? Sakinledi diyebilir miyiz biraz piyasalar? Evet. Ne söyleyeceksiniz bize? Sizin söylediklerinizle geldiğimiz durum. Evet. Aslında şöyle, yani volatil dönemlerde, bu tür çok büyük dalgaların olduğu dönemlerde gerçekten hani tahmin yapmak gerçekten zor. Ve her an bir haber, ki birçok korkular depreşmiş oluyor. Hı hı. O sırada çıkacak bir söylenti bile, ufacık bir söylenti bile bir anda piyasaları çok hızlı hareket etmesine neden olabiliyor. Dün itibariyle hiç olmazsa açılışta biliyorsun biz yayında borsanın açılışını vermiştik. 71.500'den açılmıştı ki bir gün önce kapanış rakamı 70.000 civarıydı, 70.600 civarıydı. Ve 1000 puan yukarıdan bir açılış yaptıktan sonra yaklaşık olarak da bir 73.000'e kadar çıktı ki 2000 puanlık bir artış vardı, 2500 puanlık. O sırada %3 yukarıdaydı borsa, yani %3'e yaklaşmıştı artış. Seans sonuna doğru son yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim 45 dakika yarım saat içerisinde bir satış dalgası yeniden geldi. Dünkü yayınımızı eğer tekrar izlerlerse izleyicilerimiz YouTube'da özellikle yükselişten sonra bir gidecek sonra bir aşağı dalga gelebilir demiştim. Ben onu biraz daha belki erken olabileceğini düşünüyorum. Dün seans sonuna doğru geldi. Tabii o durumda yatırımcı tekrar korktu. Hani acaba dip görülmedi mi? Yeniden mi diplere gidiyoruz diye. Benim görebildiğim şu, borsa açısından bakıldığında seans sonuna doğru gelen satışların daha çok şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Sermaye Piyasası Kurulu'nun inceleme başlatması ve bu Mayıs-Haziran ayındaki işlemlere ilişkin çok ayrıntılı bir şekilde aracı kurumlardan bilgi istedi. Ki bu bilgiler tahmin ediyorum o haber duyuldu. Onun üzerine bir satış geldiğini düşünüyorum. Tabii bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu aksiyonu, işte yabancıların da hangi işlemleri yaptığı, emirleri nasıl geldiği, bırakın onu, sadece emirler ve yapılan işlemler değil, şeyler de var. O günlerde aracı kurumlar raporlarında ne yazdı? Tek tek rapor örneklerinde onlar istedi. Onlar inceleniyor. Evet, yani. Onlar da incelenecek. Bu tabii ki piyasaları bence dün en azından seans sonuna doğru rahatsız etmiş olabilir ki hemen her zaman her yerde ki Amerika'da da Security Exchange Commission dediğimiz SEC var. Oranın SPK'sı diyebiliriz. Orada da benzer incelemeler başlatıldığında piyasalarda kendi içinde bir türbülans yaratır. Normal şartlarda aslında bu bilgilerin hemen hepsi şeyde var. Zaten normal borsada işlem defterleri vardır. Evet. Yani her dakika, her salisi, hangi hesaptan nereye satış not yapıldığı. Not ediliyor yani. Ya bunların hepsi zaten kayıtları tutulur. Ha. Yani bunların kaçar tarafı yok. Yani hangi işlem veya hatta şey bile borsa içinde o işlem olmasına da gerek yok. Borsa dışında virman dediğimiz sizin normal paranızı bir bankadan bir başka bankaya aktarmanız nasıl doğal bir işlemse aynı şekilde bir yatırımcı hisse senedini bu aracı kurumdan diğer aracı kuruma da transfer edebilir. Dolayısıyla bu bilgilerin hepsi zaten var. Fakat özellikle piyasaların işleyişi aşamasında hakikaten eğer ciddi anlamda manipülatif işlem dediğimiz yani fiyatları belli bir yöne itme amacı güden. Örneğin işte borsada düşüş yaratayım şeklinde bir amaç. Ama bugüne kadar hem gelişmiş ülkelerde hem bizim gibi ülkelerde bu incelemelerden çok fazla bir sonuç çıkmaz.
Neden? Belli, şu yüzden çıkmaz. Yani şimdi zaten belli kontroller altında yapılabildiği için mi acaba? Zaten yoksa şimdi her yapılmadığı için. Çok dikkatle zaten bütün işlemler inceleniyor. Yani şu an sermaye piyasasının kurduğu çok önemli bir birim var. Ve orada elektronik olarak sadece şey değil, yani müşteri bazında değil, tahta bazında, hisse bazında tek tek inceleniyor ve aşırı bir volatilite olduğunda zaten Borsa İstanbul anında müdahale ediyor. Ve bu anında müdahaleyle birlikte bazen tahtaları da kapatabiliyor. Ve gerçekten bu süreçte niye bir şey çıkmaz? Şöyle ki, hani birisi satmıştır. Normal şartlarda dışarıda bir olay görmüştür, tedirgin olmuştur, satmıştır. Şimdi bunun hangi amaçla yapıldığını mahkemede ispat etmek neredeyse imkansızdır. O sırada piyasa satıyordu, ben de sattım diyebilir. Veya hangi amaçla nasıl bir işlem, hani belirgin bir şekilde aynı işlemleri yapması lazım. Ne bileyim, bir yatırımcı veya bir kurum sürekli satış tarafındaysa, hı hı, bu bir suç değildir. Hani geleceğe ilişkin olarak öngörüleri değişmiştir ve satmak istiyordur, satar. Bunun kriterleri var mı? Şu kadar rakamın üzerinde yaptığı zaman dikkat çekiyor, bu kadar kısa aralıkta yaptığı zaman dikkat çekiyor da o zaman manipülatif olabileceği üzerine konuşuluyor şimdi şeklinde. Şimdi manipülasyonun, tabii ki manipülasyonun, manipülasyon bir kere ispatı en zor suçlardan, evet, bir tanesi. Evet, işte o yüzden hani. Yani en zor suçlardan biri. Yani mahkemelerde zaten ihtisas mahkemeleri olmadığı için, yani Sayın Babacan daha önce çok önemli bir vurgu yapmıştı Borsa İstanbul gecesinde. Özellikle getirdiğimiz Türkiye'ye en büyük yeniliklerden bir tanesi ihtisas mahkemeleri olacak demişti. Yani normalde hakimlerin önüne gittiği zaman bu dosyalar piyasa konusunda gerçekten piyasaların işleyişi anlamında o konuda yetişmiş ve o konuda ihtisas sahibi uzman hakim yok. O yüzden Sayın Babacan illaki hukukçu olmaz, piyasada profesyonel olan, bugün piyasada belki 8-10 yılını geçirmiş, hı hı, ve bütün bu, hı hı, işlemleri çok iyi olan insanlar da belki hakim olabilecek. O konuda bir yasa değişikliği düşünülüyordu. Bilmiyorum o şu an ne aşamada ama bütün dünyada bu gerçekten zordur. Fakat Amerika'dan hatırladığım kadarıyla mesela dünyanın en büyük yatırım bankalarından birine yaklaşık 250 milyon dolar civarında bir ceza kesilmişti. Hmm. Ama orada çok bariz bir şekilde, hani piyasanın, piyasa dalgalıyken değil, normal şartlardayken bu çok net ortaya çıkıyor. Yani her şey normalken sen o zaman dikkat çekiyor, o zaman çünkü çok dikkat çekici hareketlere sebep olabiliyor. Mesela Merrill Lynch şöyle bir şey yapmıştı. Yatırımcılara araştırma raporları, bu hisseyi alın diyordu. Ve normal kendi müşterilerine, aracı kurum müşterilerine, hı-hı, kendine işlem, hı-hı, yapan müşterilere bu hisseyi alın diye öneride bulunurken Merrill Lynch'in yönettiği fonlar içerisinden o hisseler sürekli satılıyordu. Bunu tespit etmek çok kolaydı. Yani bir yandan rapor yazıyorsun, evet, bunu alın diye öneride, evet, bulunuyorsun. Evet. Öbür taraftan senin aracı kurumun bu hisseleri satıyor. Yani öyle bir durumda o zaman onları alın deyip oradan satıyorsun, hı-hı, karını realize ediyorsun, hı-hı, gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Hani normal her şey düzgünken olsa tespit etmek çok daha kolay. Ama her şeyin volatil olduğu, çok inanılmaz hareketlerin olduğu, o zaman işin ucu şeye dayanması lazım. Mesela faizler yükseldiği zaman hisselerin düşmesi lazım. Evet. Aynı anda mesela hissede işlem yapanlar faizi de yükseltmek için işlem yaptığını ispatlamanız lazım ki o birimlerle alakası yok. Bu arada zaten korelasyonlara baktığınızda, yani diğer ülkelerle korelasyonlara, hı-hı, baktığımızda, hı-hı, o zaman şunun da sorgulanması gerekiyor. Bizim borsamız hep pozitif ayrışıp sürekli yukarı giderken diğerleri o kadar gitmiyordu. Yani diğer borsalar, dünyadaki diğer borsalar gitmiyordu. O zaman da mesela şunu sormanız gerekir. Niye siz sürekli alım yapıyorsunuz? Ama o borsa zaman yükselir, sorulacak soru o kadar çok ki zaten. Tabii cevapları o kadar çok olmadıktan ki sonra. İşte bu tip durumlar aslında şey yapmıyor. Aslında sonuca götürmez genellikle. Hı-hı. Yani buradan net bir şekilde şu manipülasyon yaptı, bunu yaptı veya işte bu şekilde birlikte hareket ettiler diye bir sonuç çıkartabilmek ancak için ancak çok doğal ve rutin şartlarda dikkat çekenler üzerine konuşulabilir. Evet, zaten mesela hisselerde zaten manipülasyonu engellemek adına muazzam bir yasa çıktı. Yani bu 6362 sayılı sermaye piyasası kurulu, sermaye piyasası yasasına baktığımız zaman, kanuna baktığımız zaman hakikaten manipülasyonu engellemeye yönelik bu tip
hani birlikte hareketi engellemeye yönelik, fiyatları etkilemeye yönelik cezalar arttırıldığı gibi bu cezalar daha önce şey yapılıyordu, mahkemeye gönderiliyordu. Hı. Mahkemede 3-5 yıl sürüyordu, hiçbir sonuç alınamıyordu. Bunlara çok büyük para cezaları geldi şu an. Dolayısıyla resen sermaye piyasası kurulu resen direkt kendisi cezayı verebilir. O anlamda bir inceleme başlatmış olabilirler. Ve yani bu da çok, şöyle söyleyeyim, ortam açısından, şu anki gündem açısından baktığınız zaman şu an yabancı zaten satıyor, tedirgin evet. olmuş durumda. Evet. Böyle bir inceleme başlayınca şimdi piyasada hacim duracak. Yani çok fazla gene işlem olmayacak. Yani adam almayı düşünüyorsa bile orada işlemlerim sürekli inceleniyor. Şimdi bunu da isterler diye endişe edebilir. Normalde bunun aslında basına yansımadan normal kendi veri tarafında bütün aracı kurumlara yazı gönderilerek değil de belli yerlerden yani belli kurumlardan bazı şeyler istenebilir. O zaman dikkat çekmeyebilirdi. O açıdan ben tahmin ediyorum dün bu böyle bir soruşturma açılacağı haberi büyük bir ihtimalle haber alındı. O yüzden evet. seans sonuna doğru bir satış geldi. Şimdi Hüseyin Bey 3 gündür ben sizinle paranın rotasında beraber olduğumdan beri söylüyor. Bugün yönelteyim size. Biz açılmadan yorumlar mısınız diye bugün bir onun sorusunu size ileteyim. Evet. Hani piyasalar sakinledi diyoruz. Peki bugün ne şu olabilir? Şu an Evren piyasaların hani dün faizler en azından daha fazla artmadı. En azından dolar 1.96 seviyesine gelmişti, 1.960. Oradan aşağı çekilmeye başladı. Şu dakikalar itibariyle de dolar 1.935 seviyesinde, 960'lardan 935'e inmiş durumda. Yavaş yavaş piyasalar dengelenmeye başlayacak. Hmm. Yani bu yüksek volatilite ve yüksek hareketler sonrasında müthiş bir yorgunluk yaşıyor ve daha sonra gitgide boyutlar daha azalıyor. Yeni bir darbe gelene kadar. Biz mesela Gezi olayları sırasında volatilitemiz çok yükseldi. Normale dönüyordu her şey. Bu sefer küresel piyasalar evet, geldi. Evet. Yani o yüzden normalde ikinci bir dalga geldi. Sonuçta piyasalarda yeni bir şey olmadığı sürece, yani yarın eğer Yunanistan'la ilgili yeni bir sorun çıkarsa ki o konuşuluyor. Evet. İşte İspanya, İtalyan faizleri yükseliyor, Avrupa için ne yapılacak falan diye baktığımızda tüm bu sonuçların hepsini birlikte değerlendirdiğinde yeni bir şey çıkmadığı sürece gitgide dalgalar azalmaya yani başlayacak. Gezi olaylarından önce de dolarda yavaş bir yükselme göze evet. çarpıyordu. Acaba küreselin gelişi o zamanlardan da belli miydi Türkiye? Şöyle doğru söylüyorsun. Için? Çok güzel bir tespit. 22 Mayıs'ta FED açıklama yaptığında zaten sinyallerini vermişti bu parasal genişlemenin bir miktar azaltılabileceğine ilişkin. Yavaş yavaş çıkış başlamıştı. Zaten biz 22 Mayıs'a gelene kadar 93 binden 90 bin, 89 bine gelmiştik. Hı. Yani 89 bin, 88 bindeyken Gezi olaylarıyla birlikte bir anda 73 bine kadar inip, ama o sırada dış piyasalarda o kadar bir büyük volatilite yoktu. Tam biz ondan sonra tekrar yükseldik. 80 bine geldik, düzelmeye başladık. Bu sırada Fed geldi ve bu sefer 70 bine 10 bin puan daha geri çekildi. Ya o iki olayı birbirinden ayırmak lazım. İlk etki içerideki gelişmeler nedeniyle ortaya çıktığını düşünüyorum. Sonraki ise küresel piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandı bence. Şimdi BIST'e bakacak olursak, benim söylediğim satış dalgası, dün gelen satış dalgası, bu şekilde, yani 71 bin ne kadar bir geri çekildi. Seans içerisinde şu kadar bir boşluk bırakmıştı. Ve endeks yavaş yavaş yükselip 73 bine kadar geldi. 73 bin seviyesinden itibaren bir miktar satış geldi ama sonra tekrar toparlamaya başladı. Özellikle saat 16.40'dan sonra o dakikadan itibaren satışların hem hacimli bir şekilde yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Bugün tahmin ediyorum işlem miktarı daha zayıf olacaktır. Piyasa daha yatay geçecektir. Piyasada işlemler şey yapabilir, azalabilir. Yani piyasa oyuncuları bir miktar tedirgin olmuş olabilir. Hı-hı. Bu nedenle de 70 bin seviyesiyle 72 bin aralığında dalgalanan bir endeks görebiliriz. Hani Çin'de %3-5 bir düşüş daha yarın olması durumunda veya bu akşam Amerika'da veriler açıklanıyor saat 15.30'da. Hı-hı. Amerika'nın verileri gelecek, büyüme verileri. Büyüme Böyle verileri. Bir durumda ben hani BIST'in şu an söyleyebileceğim olası hareket tarzı şu olabilir. Yani şu iki çizgi arasında
normal şartlar altında bir hareket beklerim. Amerika'daki ve bu hareketin büyüme rakamları bizim BIST'i etkileyecek nitelik taşıyor şöyle mu? Etkiler. Şöyle etkiler. Yani şu an piyasa çok hassas. Hani bunu şeye benzet. Bak çok ilginç bir örnek vereyim. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Hani bir çocuğun aşırı duygusal bir an yaşadığını düşün. Tamam mı? Kızdın veya aşırı mutlu olacak bir şey oldu. Hani dokunsan ağlayacak durumu vardır ya piyasalar. Aşırı duygusal çalkantılar yaşadı. Yani bir yukarı bir aşağı bir anda her şeyimi kaybettim duygusu sonra toparlıyor mu duygusu. Kendini tepkileyecek fırsat arıyor gibi bir durumu var herhalde piyasaların aynen, şu anda. Aynen. Yani dokunsan ağlayacak durumda. Yani piyasalar şu aşamada gelecek bir ters haberle birlikte bir an yeniden aşırı reaksiyon gösterebilir. Yani bu gitgide azalır ama bu reaksiyon miktarı. Yani gitgide normale dönmeye başlar. Ama şu günler çok hassas. Tabii bu günler hassas. O yüzden de piyasada şu an hani tahmin yaptığınız zaman normal şartlar altında diye yapıyoruz tahmini. Yani normal şartlar altında. Mesela Amerika'da bugün büyüme %2.4 bekleniyor. İlk çeyrek büyüme daha önce %2.4 olarak açıklanmıştı. Evet. Buna ilişkin ikinci tahmin verilecek şimdi ve %2.4 bekleniyor. Eğer bu %2.6 gelirse veya %3 gibi bir rakam gelirse ki zor bir olasılık. Böyle bir durumda Amerika beklenenden daha hızlı büyümüş olacak. Bu durumda ne yapar piyasa? Şimdi düşünüyorum iki tane cevap var. Bir, Amerika daha hızlı büyüyorsa dünya ekonomileri büyümeye başlayacak. Dolayısıyla büyümeyle birlikte ülkelerin borçlulukları da azalmaya başlar. İyi haber. Peki kötü haber ne? Kötü haber şu. Bernanke dedi ki işsizlik %7'ye geldiğinde biz de tahvil alım programını bitirmiş olacağız. Büyüme başlamışsa işsizlik de daha hızlı azalacak. O zaman tahvil alım programı da daha erken sonlandıracak. O zaman daha az para olacak deyip. Bu sefer de dönmeyecek burada. Evet. Dünyada gibi bir durum var. Hepsi birbiriyle çelişiyor. Evet. Ekonominin herhalde düze çıkması gibi, piyasaların düze çıkması gibi bir durum söz konusu değil herhalde. Ya piyasalar her zaman zaten dalgalıdır. İnsanları çeken de o dalgadır zaten. Volatilitedir. Risk. Yani risk orada grafiğe baktığınız zaman bir endekse bakarsınız. Eğer 50 binden endeks 55 binden 90 bine gelmiştir. %80 büyük bir prim vardır. Bu %80 demek 10 yıllık faiz hatta 12 yıllık faiz demektir. Yani sen sadece 9 ayda düşünebiliyor musun? 9 ayda 93 bine geliyorsun. Evet. %80 kazanıyorsun. Diğer taraftan o parayı kazanabilmen için normal 12 yıl beklemen gerekiyor şeyde. Bugünkü faizlerle. Dolayısıyla o yüzden insanları çekiyor. Fakat kötü taraf şu. Beynimizin içerisindeki software bunlarla baş edecek şekilde yapılmamış. Yani insanlar buraya girerken hep grafiklerde dipten alıp tepede satıyorlar. Yani grafiğe bakınca dipten alıyorlar tepede satıyorlar. Evet. Gerçek hayatta da tam tersini yapmak zorunda kalıyorlar. Hep heyecanlı, herkesin yükseliş vesaire dediği sırada tepeden alıp aşağıda satıyorlar. Mesela son günlerde altın raporları çok fazla arttı. Bugünkü yazımda altın konusunda. Bugün de sorular gelmiş zaten. Hem altınla hem de gümüşle ilgili hocam. Evet. İkisinin de Fatih bir söz. Her geçen gün düşüyor gümüş demiş. Yine başka bir izleyicimiz de altının durumu ne olacak? Nereye kadar kırılacak diyor. Şimdi altına bakacağız ama Serkan şu, istersen sormuş. Borsayı bitirelim bir. Tamam. Borsada bugün biraz sonra tabii açılış olacak. İlk disket emirleri gelecek. Hı hı. Tahmin ediyorum bir miktar aşağıda açılacak veya yatay açılacak olabilir. Ve o açılış sonrasında da bir bekleme moduna girecek borsa. Hı hı. Ve bu bekleme modunda benim tahminim işlem hacmi bayağı bir zayıflayacak. Yeni kötü bir olumsuz haber gelmediği sürece 70 bini destek yapmaya çalışacak. Bu arada yavaş yavaş belki ufak ufak alımlarla bir hafif yukarı eğim oluşturmaya çalışabilir. Özellikle saat 15.30'da Amerika'nın büyüme verileri açıklandıktan sonra küresel piyasalarda bir dalga görürüz. Evet. Mesela 2.4 beklenirken 2 gelirse çok ilginçtir. Hani kötü gelirse bu çok olumlu etkide yapabilir. Parasal genişleme erken bitmeyecek etkisi yaparak olumluya çevirebilir. Veya kötü gelirse ilk anda çok kötü olup sonra olumluya dönebilir. Yani o kadar gerçekten ilginç. Evet, tahmin içinden çıkılamaz yani, bir durum. Ben de zaten böyle zamanları tahmin yapmamak gerekiyor. Yani hı-hı, böyle zamanlarda şöyle yatırımcı daha önceki
Çünkü tepkiler o tahmini yerine getiriyor, oluşturuyor herhalde, değil mi? O anda olan şeyden sonra verilen tepkiler. Hassasiyet. Yani şu an son günlerde çok fazla dalgalandığı için hassas, çok hassas. Evet. Bir küçük veri bir anda çok piyasa nasıl yorumlayacak? Yani piyasanın güzelini bulmanız gerekiyor. Piyasanın güzeli de şu. Keynes demişti ki piyasalar bir güzellik yarışmasına benzer. Normalde her bir güzeli seçerken size kendinize göre güzel olan kızı değil güzellik yarışmasında, bütün jüri üyelerine göre en güzel kızı belirleyebiliyor musunuz? Önemli olan o demişti. Dolayısıyla burada da piyasa buna nasıl reaksiyon verir? Cevabım yok. Yani Amerika'da büyüme düşük gelirse olumlu mu olur? Hı-hı. Yoksa olumsuz mu olur? Kesinlikle cevabım yok. Piyasa şu an delidir. Ne yapsa yeridir durumu. Yani yarın böyle zamanlar. Yarın yorumlayacağız, evet. Yani o kısmı. Evet. Bir reklam arası verelim, evet. Hocam. Kısa bir reklam arası, sonra yine birlikte olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasında yeniden birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti. Hemen hocamıza dönüyoruz ve borsanın durumunu soralım. Buradan başlayalım. Evet, disket emirlerinde şu an dünkü kapanış rakamı 71 bin civarındaydı. 71 bin 200 civarındaydı. Ve grafiği şimdi göreceğiz. Tam şu seviyeden açılıyor. Yaklaşık olarak 71.800 seviyesinden açılacak. İlk disket emirleri böyle. Fakat bu seviyeden açılıyor olması aslında şey yaptı beni. Yani biraz yukarıdan açılıyor. VOP da yukarıdan açıldı. Şu an işlemler başladı evren. Ve ilk açılışta, en azından ilk aşamada 71.853 seviyesindeyiz. Ve bu işlemlerde ilk anda yukarı gitmesi çok çekici gelmiyor bana. Bir miktar yatay gitmesi daha anlamlıydı. Hı. Daha sağlıklıydı. Hatta bugün bir miktar aşağı açması daha sağlıklıydı. Öyle mi? Evet. Yani biraz daha aşağı açsa, tamam, istediğim, güvendiğim şeyler oluyor diyecektim. Daha sağlıklı görecektim, ama biraz yukarıda açtı. Tahmin ediyorum 72 bin seviyesinde bir direnç var. O dirence geldikten sonra orada bir miktar zayıflayabilir. Tekrar böyle 71.500 civarına ve onun altına doğru gerileyebilir. Bir miktar böyle hareket bekliyorum. Yani yukarıda açtık, ama şöyle bir miktar şunu çizmeye çalışacağım şimdi. Hı hı. Eğer çizebilirsem. Evet, şu şekilde bak, yukarı doğru gidiyor. Ne bileyim, şu aralıkta şöyle hareketler bekleyebiliriz. Yani şimdilik, ama daha sonra seans sonuna doğru şunu şöyle olmasını beklerim. Yani bugün beklediğim hareket şu: yatay, sıkışık, hacimsiz. Sonra yavaş yavaş böyle hafif hafif yukarı gidiyor. Ama böyle hissettirmeden giden bir yani endeks. Yani çok inişli çıkışlı değil de, evet, böyle kendi daha içinde. Kendi içinde böyle itidalli falan böyle bir hareket bekliyorum. Normalde aslında hani şöyle bir hareket beklemiyorum. Yani buradan çıksın, evet, burayı kırsın, sonra bir daha düşsün. Bu kadar volatilite olmasını beklemiyorum. Yukarı açtı şimdi. Zaten sonra olmasın da diyebilir miktar, miyiz? Zaten olmasın yani. Evet, bu kadar... Artık ya bak, şu an yatırımcı hangi durumda biliyor musun? Sen hiç şeye bindin mi? Şu o parklarda şeyler vardır. Roller coaster'lar falan vardır. İzlemem yetiyor. Anlıyorum ne demek yani, istediğinizi. Ondan indiğin andaki duygu hali neyse, şu an yatırımcı onun iki katı daha yıpranmış durumda. Yani o şekilde. Şimdi evet, borsa o şekilde yukarı açtı. Biraz sonra bir miktar hafif satışlar geleceğini düşünüyorum. Gelelim şeye, sorulara gelelim. Senin sorduğun soru... Önce altında gümüşe bir bakalım, evet, mı? Evet, altına bir bakalım. Altında ben çünkü 1250 dolar seviyesinde altın daha da geri gidiyor. Dün altınla ilgili raporlar yazıldı. Ve Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, HSBC vesaire altın raporları yazdılar ve altındaki beklentilerini hep aşağı çektiler. Yani altın şimdi bak, şu grafiğe bir bakar mısın Allah'ın için? Yani böyle sürekli yükselen bir grafik, evet, evet. Ve ondan sonra da büyük bir düşüş yapmış. Krizden alıyorum şeyi, krizden alıyorum altındaki yükselişin, krizden önceki yükselişi alıyorum ve burada 38.2 çizgisi dediğimiz altın rasyoda o çizgiyi şey yaptı. Yani o çizginin altına sert geçti ve o çizgi 1500 dolardaydı. Yani 1480 dolardaydı. Sonra direnç oldu ve sonra onun altına da geldi. Şu an en alt çizgi var ki en alt çizgi şurası 1154 dolar. Şu anda da 1250 dolar civarında. Hmm. Bugün
gazetesindeki köşemde bugün şunu yazdım. Dedim ki yabancı raporlar hep altında düşüş olacak diye yazmaya başladılar. Ama bayağıdır yazıyorlar hem de. Tabii ben mesela yaklaşık ne bileyim 6 aydır ben de altından uzak durun. Altın aşağı yönlü trend. Tabii 1700'lerde onu belirtmeye başlamıştık. Çünkü bu parasal genişlemenin artık sonu gelmişti. Şimdi burada altın şöyle bir şey yapıyor. Bak burayı da aşağı geçmiş durumda. Burayı aşağı geçince zaten 1200 dolara kadar gerileyebilirdi. Bu dolar bazında altın bence artık 1200 dolar dibi olacaktır ve şu %61.8 çizgisi de 1175 dolardan geçiyor. Yani 1900'den 1175'e muazzam... Daha düşme şeyi var mı yani? Hala bir miktar geri çekilme var ama artık bu geri çekilmeyi ben şey olarak alırım. Yani bundan sonraki geri çekilmelerde raporlar şunu söylüyor. Diyor ki raporlar işte şu oluyor bu oluyor Çin'in büyümesi yavaşlayacak bu yüzden altın daha da kötü olacak. Ben de zaten o beklentilerin hepsinin fiyatın içinde olduğunu düşünüyorum. Yani Çin'in ekonomisinin yavaşlamasının, parasal genişlemenin kaldırılması hepsi fiyata girdi şu an. Ve bu aşamadan sonra altın EFT fonları dediğimiz bu altın tutuyorlar onlar. Ne kadar altın? Onlar da minimum olmuş. Dip yapmış o stoklar. Dolayısıyla burada şu an altın 1251 doları görmüş ve 1256 dolardı. Dün 1270 dolarlar civarındaydı. Bu aşamadan sonra yavaş yavaş biriktirilebilir artık bana göre. Yani kurumlar şey diyor, altında hedefi düşürüyoruz diyor ama 1400 dolar vermiş düşürdüğü hedefe. Yani 1400 doları 2013 sonu itibariyle. Benim de tahminim altın buralarda bir dip yapacak. Bu bir, ikinci dip ve üçüncü dip. Üçüncü dipten sonra yeniden dip yapması demek artık altın bir daha şey yapmaz demek. Toparlanamaz demektir ama o çok zor bir olasılık. O yüzden 1250 doların altına geldiği anda ki bir de istersen TL sonra fiyatına... Sonra yükselişi kısa vadede mi olur yoksa böyle hani 6-7 aydır düşüş gibi yine... Yok kısa vadede şöyle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde ben yeniden 1350 dolarlara kadar yükselebileceğini düşünüyorum altının. TL bazında da bak şeye geldik. 78 liralara geldik. Altın bayağı bir değer kaybettirdi ve üçüncü dibi yapıyoruz. Normalde bu üçüncü dibi yapıyor olmamız bir anlamda iyi, bir anlamda kötü. İyi olan tarafı şu, buradan alım yapan birisi eğer 78 liranın altına düşerse, satarsa o zararı kabullenecekse buradan alım yapsın bence. Çünkü hani ben şimdi şu an kaçtan alıyorum? 79 liradan. 78 liranın altına geldiğinde o zararı kabul ediyorum der de alırsa ve normal beklediğimiz tepki geldiğinde 82,5 lira seviyesi ve sonra 85 lira seviyesine kadar yükseliş şansı da var burada. Çünkü aynen şurada nasıl ki düşmüş buraya kadar çıkmış. Nasıl buraya kadar düşmüş çıkmışsa. Noktalar hep aynı gibi görünüyor. Evet bak bir de ilginç bir şey daha var. Şu an grafikte orayı göstereceğim. İlginç bir şey daha var. Şu çizgi yani şu eğri. Evet. Bak dikkat edersen en dipte. Evet. Şu diple şu dip arası hemen hemen aynı olmasına rağmen şu dip çok daha yukarıda oluşmuş durumda. Evet. Ve şu son dip yine bu dibin üzerinde. Dolayısıyla bu üçlü dip bana şunu söylüyor. Bundan sonraki düşüşlerde yavaş yavaş altın alınmaya başlanabilir. Yani artık bundan sonra altını satıp terk etmek yerine Yavaş yavaş alıp önümüzdeki bir iki ay boyunca bu fiyatlarda kaldığı sürece alıp kenara konulabilir. Hedef de 83 lira olabilir. Oraya gelince de satmak lazım çünkü çok güçlü değil altın. Gümüş o kadar önemli bir kalem mi? Enteresan sorular geliyor gümüşle ilgili. Şimdi gümüş altınla birlikte hareket ediyor. Yani bakarsan grafiğe aynı şekilde daha önce o da dibi görmüş. Şu an üçüncü bir dibe gelmiş durumda ve gümüşte de 18 dolara gelmiş. Ben daha önce yatırımcı aynı şekilde sorduğu zaman da bu 20-21 dolar civarı özellikle bir destek oluşması beklenebilir orada demiştim. Çünkü şu seviye yani bak şu seviye daha önce geçilmemiş bir seviye. Yani şuradaki seviye kırılamamış. Yukarı gitmeye çalışmış kırılamamış ve en son kırılmış. Dolayısıyla bu seviyenin artık destek oluşturması beklenir. Elimde gümüş olsa hani daha fazla şey yapar mıydım? Şu an piyasa panik. Ve bütün son dönemdeki bütün kötü beklentiler buraya girmiş durumda. Dolayısıyla artık bu aşamadan sonra hani
Evet, düşüş olmaz mı? Tabii ki olabilir. 17,5 dolara kadar. Ama zaten yatırım şu aşamadan sonra her alanda sanırım bir şeyler olabilir bu tedirgin ruh haliyle. Tabii tabii. Ama zaten öyle para kazanılıyor. Yani sonuçta diyeceksin ki ben 18 dolara düşmüş, buradan alıyorum. 17,5'un altına gelince 1,5 dolar zararı göze alıyorum. Hı-hı, o 1,5 dolar zararı da satacağım. O zararı göze almayan para kazanamaz. Yani ben o zararı göze alıyorsa o zaman şu an oldukça aşağı yönlü bir trend var. Dikkat edersen şu trendi kırması zor. Bu trendi yukarı geçmeye çalıştığında bir sürü dirençle karşılaşacak ki ilk güçlü direnç de 22,5 dolar seviyesinde. Peki. Şimdi önemli bir soru var. Dikkatimi çekti. Evet. Emre Yaban adlı izleyicimiz. Benim sorum, birçok banka faizdeki yükseltmeyi kredi faizlerine yansıttı ama bazı bankalarda uygun mortgage faizleri var hala. Bu uygun mortgage faizlerinden yararlanmanın zamanı mıdır? Faizdeki yükselme kredi faizlerine de yansır mı? Bundan sonra 6 ay 1 yıl içinde kredi faizlerinde de yükseliş olur mu diye soruyor izleyicimiz. Ben de ekliyorum, siz dolara müdahale noktasında faizlerin yükseltilmesi de gerekiyor bir miktar demiştiniz. Bağlantılandırabilir miyiz acaba iki mevzuyu? Evet Evren, yani şu an aslında önemli olan doların yükselişinden ziyade Merkez Bankası'nın o volatiliteyi düşürerek insanlardaki korkuyu yok etmesi. Hı-hı. Bakın mesela ben şunu bekledim Merkez Bankası'ndan. 2011 yılını biterken dolar fırlayıp 1.92'ye geldiğinde 2012'nin başında, daha ilk yılbaşından hemen sonraki hafta Sayın Erdem başta çıkıp dolara dokunanın eli yanar diyerek piyasalara o kadar net mesaj verdi ki böylelikle iş adamı rahatladı. Evet. Fakat şimdi biz o mesajı almadık. Bu sefer şöyle bir endişe oluştu iş dünyasında. Ne oldu acaba, Merkez Bankası engelleyemeyecek mi? Daha önce böyle demişti, şimdi niye aynı şekilde söylemiyor? Evet. Endişesi oluştu. Ve bu endişe oluştuğu sürece tüketici tüketmez vesaire, işte iş talep azalır. Ama volatilite biterse normal iş talep normale döner. Hı hı. Şimdi Ramazan da geliyor. Hiç olmazsa biraz canlansın piyasalar. Yani hiç olmazsa bir Ramazan bu yaraları sarar şeklinde haberler vardı. Şimdi Sayın Emre Yaban'ın sorusu çok önemli bir soru. Burada faizler genel olarak gösterge faiz falan yükseldi ama konut faizlerini bankalar genellikle bu sürekli oynayan günlük oynaklıklara göre belirlemiyorlar. Dar tutuyorlar galiba. Evet, minimum 5 veya 10 yıl vadeli veriyorlar. Fakat şu aşamada bankalar hani kredi verirken de o paranın bir maliyeti var. Ve o paranın maliyeti nedeniyle de yeni kredilerde yükseltmiş olabilirler bir miktar. Hı. Bazı bankaların yükseltmediğini ve bu konut alım zamanı mıdır diyor sayın izleyicimiz. Şimdi ev alırken, yani konut alırken ben hesapların hepsinin bir kenara bırakılmasını öneriyorum. Yani ihtiyacınız varsa, eviniz yoksa ve ev almayı düşünüyorsanız aslında çok fazla faizle falan uğraşmamak lazım. Hani yükselir mi düşer mi? Çünkü faiz düşerse konut fiyatı artıyor. Şimdi faiz yükseldi, konut fiyatları, evet, kimse satamadığı için bir miktar gerileyebilir. İkincisi, asıl cevap verilmesi gereken soru şu. Ben acaba her ay ne kadar ödeyebilirim? Evimize ne kadar para giriyor her ay? Atıyorum, eşiyle birlikte çalışan birisinin evine ayda 3000 lira girdiğini varsayalım. Hiçbir zaman kredi veya mortgage, aylık ödemeler %35'ini geçmemelidir. Hı-hı. Toplam giren paranın. Hı-hı. Yani 1000 liradan fazla ödeme yapacağınız bir eve girmemek lazım. İkincisi, böyle bir kredi alındığında 3-5 ay bu krediyi ödeyememe, işini kaybetme durumunda 3-5 ay, 6 ay minimum kenarda rahatlıkla o krediyi ödeyebileceğiniz, hani 6 ayda bir insan yeniden bir iş bulabilir. Öyle bir paranın da olması lazım. Evet. Olabildiğince öz kaynakla finanse etmeleri lazım. Yani ellerinde bir mutlaka birikim olmalı. Yani yoksa hem peşinatı evinde verebilecek o %30'luk evet, marjı, hem kenarda 3-5 evet aylık taksit birikimi bırakmış olabilecek gibi aynen kriterler var. Aynen öyle. Dolayısıyla ev ilk defa kendi evini alıyorsa normal faizlerin ben çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bundan daha uygun olacağını da düşünmüyorum. Çünkü küresel olarak da faizler artıyor. Yani biz bundan sonra tekrar faizlerin, gösterge faizin 4.60'a düşmesini bekleyemeyiz. Çünkü Merkez Bankası dün açıklama yaptı. Haziran'da enflasyon yükselecek dedi. Şimdi Haziran'da enflasyonun yükseleceğini tabii ki ellerinde çok fazla veri var. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorlar, biliyorlar. Evet. Dolayısıyla faizler, o da faizleri etkiliyor. Yani enflasyon yükseldiği zaman gösterge faiz de yükseliyor. Bu aşamada bu nedenle ben
faizlerdeki en dibin görüldüğünü düşünüyorum. O da 4.61'dir. Onun daha da altının görülmesi olasılığı çok zayıftır. Şu an 8.12'de gösterge faiz. Bu 4.61'e kadar düşmüştü. Çok yüksek bir, yani %100'e yakın bir artış. Yani %90 civarında faizler artmış oldu. Aşağı doğru bir hareket bekliyorum ben faizlerde. Ve orta vadede, yani önümüzdeki 3-5 ay içerisinde faizlerin tekrar 6.5-7 civarına kadar gerileceğini düşünüyorum. Bu da bankalardan tahvil ve bono fonu alanlar çok karlı çıkar 1-2 ay içerisinde. Çünkü faizler geriledikçe tahvil bono fonları değer kazanır. Bankalardan yatırım yapanlar mevduat yerine bence bu sıralar tahvil bono fonu almalılar. Özellikle bizim şu an yapmakta olduğumuz bir şey var. Faaliyet var. Bu Gedik Yatırım'la birlikte işte oluşturduğumuz bir yatırım danışmanlığı birimi var. Mesela orada düşük risk, orta risk ve yüksek risk portföy belirleniyor. Son cümlelerinizi alalım hocam. Süremiz dolmuş. Orada şunu söyleyeceğim. İnsanlar risk almak istemiyorlarsa mevduatının, mesela 10 bin liram var. 5 bin lirası mevduat olarak tutsun ama 5 bin lirasını da iki tane ayrı B tipi değişkenle B tipi tahvil bono fonuna yatırsın bence. Önümüzdeki 2 ayda getirisi faizin getirisinden daha yüksek olur. Yani şeyden bence. Yani beklentim o yönde. Bu aşamada ayrıca daha çok fazla soru var ama arama süremiz bitti. Evet, süremiz bitti. Seçil Özbudak bir soru sormuş. Kendisi belli bir konuda şey istiyor. Normal o sorulara ben normal maille de cevap verebilirim. Tamam, pekala. Onda yani cevaplayamadığımız süremizde olduğu için de özür diliyorum. Mail atıp da programımız boyunca cevabını alamayan izleyicilerimize hocamız mail yoluyla cevap verecektir. Özürlerimizi iletiyoruz. Süremiz yetmiyor ne yazık ki. Bugünlük bu kadar ama yarın saatler 9-10 geçeyi gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız paranın rotasında. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.